Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayım. Hatırlayanlar vardır. Kanalda ben daha önce Dacia Jogger'ın hemen şu anda arkamda görüyorsunuz. Lansmanına katılmıştım. Iğdır'da başlayıp Kars'ta biten bir lansmandı ve Kars'ın böyle yağmurlu ve soğuk bir gününde de bir ön inceleme videosu çekmiştim. Şimdi araç teste geldi ve birkaç gündür de kullanıyorum. Deneyimlerimi bu videoda sizlere aktaracağım. Her zaman yaptığım gibi dış görünümden başlıyorum. Bakalım Dacia Jogger tasarım anlamında bizlere neler sunuyor. Ön inceleme videosunda anlatmıştım ama burada da hızlıca devam etmek istiyorum. Şimdi bakın burada bir Dacia logosu artık değişmiş. DC şeklinde bir logomuz var. Artık yeni gelen otomobillerin tamamında bu DC logosunu göreceğiz. Y şeklinde farlar. Sandalyeyle başlamıştı biliyorsunuz. Şimdi bu modelde de var. Ön ızgara vesaire oldukça kaslı görünüyor. Şöyle bir göstermiş olayım bu taraftan. Bu terrakota kırmızısı olarak geçiyor. Aslında böyle kiremit rengine yakın bir kırmızı. Şöyle yandan da bir bakalım. Tabii burada gördüğünüz her şey standart donanımlarda olmayabiliyor. İşte çelik jant görüyorsunuz mesela. Bunlarla ilgili donanım paketlerini ben videonun içinde çeşitli yerlerde sizlerle paylaşacağım. Şurada görüyoruz bir bandımız var. Taşıma alanımız var. Bu böyle anahtarlı bir sistemle bu tarafa doğru da çıkartılabiliyor. Üzerine bir şeyler takıp yük taşıyabiliyorsunuz. Bisikletli şuydu buydu. Hatta biz Iğdır'daki lansmanda yani Kars'taki lansmanda da bunu yaşamıştık. Öyle bir paketler de vardı. Şimdi arka tarafa geçelim. Arka tarafla ilgili yorumlar. Hemen söyleyeceksiniz tahmin ediyorum. Volvo'nun bir modeli var. Ona fazlasıyla benziyor. Özellikle şu kısımdaki farlar görüyorsunuz. Oldukça güzel görünüyor ve Volvo'ya çok benziyor. Dacia logosu burada da var. Yeni Dacia logomuz görüyorsunuz. Burada Dacia şeklinde yazılmış. Jogger yazılması var. Bu arada araç açılıp kapanıyor çünkü anahtarsız sistem var. Biliyorsunuz anahtarsız giriş sistemi. O da bir paket tabii ki. Bunların da paketleri vereceğim sizlere. Anahtarımız şu şekilde. Şöyle göstermiş olayım. Renault grubunda kullanılan aslında standart bir anahtar bizleri karşılamış oluyor. Şimdi hazır buraya gelmişken bir arka tarafa da bakalım. Şöyle bir açalım. Bakın burada bir pazar çantası var. Neredeyse kapatmadan koydum. Şurada hafif bir takıldı ama koydum. Şöyle çıkartayım. Bu aracın en önemli özelliği arkadaşlar 7 koltuklu olması. Hatta bir koltuk şu anda gördüğünüz gibi açık. Diğeri kapalı. Bunları tamamen kapatabiliyorsunuz. Hatta oradaki İkinci sıra koltuk da tamamen kapatılabiliyor. Bu da panzolotumuz. Bu çıkartılabiliyor. İsterseniz hani arkaya birisi oturacağı zaman bunu çıkartmanız gerekiyor. Arka tarafımız da böyle. Burada bir çakmak girişimiz var. Bagaj hacmimiz. Bagaj hacmimiz bütün bu koltukları falan hepsini yatırdığı zaman 2000 küsur litreye kadar geliyor. Ama sadece şu ikisini yatırdığımız zaman 1800 litreye kadar çıktığını söyleyebilirim. Burası da güzel. Hani böyle güzel bir alanımız var. Şurada bir gördüğünüz gibi bir çok anlaşılıyor mu bilmiyorum ama bardaklık bölümümüz var. Şurada da yine benzer şekilde bir bardaklığımız var. Arka yaşam alanı oldukça iyi. Bu arada onları da göstereceğim. Çok dar değil. Onu söyleyeyim. Evet dış görünüm bu şekilde. Şimdi bir arka yaşam alanına geçmek istiyorum. Bakalım arka yaşam alanında bizleri neler bekliyor. Şöyle arka yaşam alanına geldik. Şöyle bir oturalım bakalım. Gördüğümüz gibi kapılarımız, camlarımız daha doğrusu otomatik inip kalkabiliyor. Fakat şey değil, bu da bir paketle almanız gerekiyor. Onları size anlatacağım ben aracın diğer bölümlerini anlatırken. Arka yaşam alanı oldukça güzel. Bir aydınlatmamız var yine orta kısımda. Arka tarafta bunun dışında tabii plastik. Şöyle ceplerimiz var. Belli aksesuar paketlerinde gördüm ben bunu. Buraya böyle bir tablo gibi bir şey de geliyor. İşte otobüslerde olduğu gibi falan ama bunda yok. Burada da bir cebimiz var. Şurada bir çakmaklık var. Arka taraftakiler işte hani bir adaptör takarsınız bir çakmak girişine. Oradan tabletlerin telefonlarını şarj etmek için kullanılabilirler. Şöyle bakalım. Kafalıklar gayet güzel. Şu panzolotu da arka tarafa atalım. Bu söylediğim gibi bu koltuklar da yatırılabiliyor. Hani hem yaşam alanını büyütüyorsunuz hem de bir şey taşıyacağınız zaman oldukça büyük bir alan elde edebiliyorsunuz. Kafalıklarımız bu şekilde. Renault'dan alıştığımız aslında gelen modellerden bir tanesi bu. Bu şekilde de oluyor. Arka yaşam alanı bence gayet rahat. Şimdi ben şöyle göstermiş olayım. 1.73 boyundayım. Şu anda tavanla ilgili mesela tavanla 4 parmak falan kalıyor. Ve hani önde de gördüğünüz gibi oldukça büyük bir alanda var. Burada neredeyse bir karışlık bir mesafe var. Ki ön koltuk bana göre ayarlanmış durumda. Arka yaşam alanı oldukça ferah. Tavanın da yüksek olması hani bu ferahlığı oldukça etkilemiş durumda. Rahat bir şekilde girilir yani öyle söyleyeyim. Herhangi bir hani çok uzun boylu da olsanız 1.90 falan da olsanız şöyle yapayım bakın. Hani biraz daha kendimi yukarı doğru tuttum şu anda.
Herhangi bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Arka yaşam alanını sizlere gösterdim. Şimdi bu arka koltukların nasıl yatırıldığını bir göstereyim. Daha sonra ön yaşam alanında bizleri neler bekliyor, kokpitimiz nasıl, onlara bakacağım. Bu arada öne geçmeden önce en arka koltuklardaki yaşam alanından da biraz bahsetmek isterim. Gördüğünüz gibi aslında oldukça iyi. Burada da iyi bir alan var. Bakın ben yine söylediğim gibi az önce 1.73 boyundayım ve şu anda oturuyorum koltukta. Kafam gördüğünüz gibi neredeyse yine 4 parmaklık bir boşluk söz konusu. Şöyle yandan da göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi oldukça rahat bir alan var. Tabi buraya 2 kişi oturabiliyor. Burada 2 tane koltuk var. Bir tanesi burada, bir tanesi benim yanımda. Ama burası da güzel, böyle bardaklığımız var. Şöyle görmüş olduğumuz gibi. Ve yaşam alanında oldukça iyi. Burada da aydınlatmaları var gördüğümüz gibi. Şurada da. Bu şekilde burada gayet güzel bir şekilde yolculuk yapılır. Onu söyleyeyim. Hani rahatsız olunur mu? Çok olunacağını düşünmüyorum. Ayak mesafesine, daha doğrusu diz mesafesine bakalım. Tabii ki birazcık hani dizim katlanmış durumda şu anda. Gördüğü şekilde de görüldüğü üzere. Ve yaklaşık bir 3-4 parmak. Hani 3-4 olmaz da 3 parmak bir boşluk var. Yine çok rahatsız değil. Onu söyleyebilirim. Çıkmak için de şuradaki şu mandalı çekip koltuğun şöyle ittirdiğimiz zaman bu açılıyor aşağı doğru. Bir kere daha yatırdığımız zaman tamamen yatmış oluyor ve rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Hatta onu da şimdi sizlere göstermiş olayım. Şöyle açıyoruz. Buradan buraya koyduk. Buraya kaldırdık. Hop. Çok da zor değil yani. Bu şekilde açtıktan sonra şöyle çıkayım. Evet. Gördüğünüz gibi kapıyı açtım. Tek başınıza da çok rahat bir şekilde çıkarsınız, öyle söyleyeyim. Hep çıktım. Bu şekilde buradan da çıkabiliyorsunuz. Evet, şimdi ön yaşam alanına bakalım. Açtık kapımızı ve içeri giriyoruz. Aslında Renault ve Dacia grubundan alışkın olduğumuz bir tasarımla karşılaşıyoruz burada. Burada 4 cam otomatik, gördüğünüz gibi 4 camımız otomatik. Aynalar da içeriden kontrol edilebiliyor. Tasarım olarak baktığımızda aslında Sandero ile başlayan, Sandero Stepway ile başlayan ki yaklaşık 2 sene önce oldu bu değişim. Tasarım anlayışının bu araçta da birebir kullanıldığını görüyoruz. Şu kısımlar kumaş kaplama, gördüğünüz gibi. Bunu kirleneceğini falan iddia edenler de olmuştu ama uzun yıllar kullanmadığım için yorum yapamıyorum. Kullanan varsa 2 yıldır mesela Sandero Stepway falan yorum yapabilir. Buraları kumaş. Yine bu kumaş tasarım şurada da devam ediyor. Ön konsolum ve yine az önce de gösterdim. Bölümde de devam ediyor. Tasarım anlamında baktığımızda arkadaşlar söylediğim gibi Dacia Renault grubunun tasarım anlayışı var. Şöyle aracı bir çalıştırayım. Daha önceki Dacia modellerinde de karşımıza çıkan direksiyon var burada. Buradaki hız sabitleme ve hız regülatörü ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Burada araçla ilgili diğer hani hem yol bilgisayarının ayarlarını hem de diğer ayarları buradan gerçekleştirebiliyoruz. Direksiyon güzel, eli iyi oturuyor. Şu kısmın boş olması iyi, benim hoşuma gitti. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çok sert değil, çok yumuşak da değil. Bunun dışında bu Dacia'nın D'leri ve C'leri aslında burada da biraz karşımıza çıkıyor. Görüyorsunuz bu beyaz tasarımlar. Izgaralardaki bu tasarım da yine buna benziyor. Şuralarda bazı fonksiyonlar var. Bunlarla ilgili detayları birazdan söyleyeceğim. Ekranda da zaman zaman göstereceğim. Buradaki gördüğünüz her şey farklı donanımlarla ve ek paketlerle alınabiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi burada ne var? Görüyorsunuz koltuk ısıtma var. 2 kademeli. Hem yolcu için hem de sürücü için 2 farklı ayar söz konusu. Buradan işte ayarlayabiliyorsunuz. Tabi bu da bir paket, onu söyleyeyim. Bu aracın kapılarını kilitliyor. Dörtleri yakıyor. Passenger airbag açıp kapatabiliyorsunuz. Burada start stop var. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz isterseniz. Onu da göstereyim mesela. Bakın basıyoruz, ışık yanıyor. Şuradan gösterelim. Start stop devrede. Start stop devre dışı diyor. Yol bilgisayarında da görebiliyorsunuz. Eco modu var. Bu eco düğmesiyle araç biraz daha az daha yakıt tüketmiş oluyor. Daha az yakıt tüketiyor. Buradaki klima tuşları standart aslında Dacia'da Duster'la başlamıştı bu birkaç sene önce. Sonra Renault'da geldi. Şimdi bütün Dacia modern standart. Bu otomatik klima tabii ki. Buradan işte ayarlamalarını vesairesini yapabiliyorsunuz. Bir tane çakmak
girişimiz var. Bir de şurada USB girişimiz var burada. Biliyorsunuz Dacia'nın bir modeli de buradan böyle bir kol da çıkıyordu. O yurt dışında gördüm, Jogger'da var ama Türkiye'ye getirmemiş. Hatta burada yeri var bakın. Şöyle göstermiş olayım. Burada yeri var şu kısımda. Ama Türkiye'ye gelmedi o. Buradan bir kol çıkıyor böyle. Buraya telefon takıyorsunuz. Bence güzel bir şeydi. Multimedya ekranımız var. Bu da bir paket tabii. Onu da birazdan detaylarını söyleyeceğim. Şurada boş bir alan var. Buraya bir kablosuz şarj güzel oldu ama telefon sığmıyor buraya, onu söyleyeyim. Vitesimiz 6 ileri vites. 6 ileri şanzımanımız var. Bu da bayağı iyi gidiyor, onu söyleyeyim. Şöyle bir torpido gözümüz var. Oldukça derin içeri doğru gidiyor. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle bir kolçağımız var. Bence bunun olması çok iyi ya. Yani bu standart olarak olmalı yani. Şöyle gösteriyorum şu şekilde. Çünkü ben kolunu böyle koymayı seven birisiyim araç kullanırken. Çok işe yarıyor. Onu belirtmiş olayım arkadaşlar. Bu kolçak olayı güzel. Şurada hemen bardaklık var. İki tane bardaklık. Şurada böyle ıvır zıvır koyacağımız küçük bir alanımız var. Bunun dışında hani aracın iç dizaynı, iç tasarımı bu şekilde. Şöyle ceplerimiz var. Hem burada hem yolcu tarafında hem de sürücü tarafında oldukça büyük ceplerimiz var. Biraz da multimedya sisteminden bahsedeyim. Aslında daha önce Renault Dacia falan kullandıysanız standart olarak size yabancı gelmeyecek bir arayüz var. İşte radyo, medya, telefon, araç, ayarlar, akıllı telefon entegrasyonu falan gibi özellikleri var. Şöyle bakalım. Araçla ilgili ayarları buradan görebiliyorsunuz. İşte driving eco. Ne kadar ben mesela ekonomik kullanmışım. Hızlanma pek ekonomik kullanmamışım. Pek iyi bir not vermemiş bana. Vites değişiminde çok 1 puan vermiş. Tahmin ve öngörmede de 4 puan vermiş. Fena değil. Seyir raporuna bakalım. 147 km kullanmışım. 6,5 litre ortalama yakıt tüketimi var. Araç ayarlarında otomatik kapı kilidini buradan ayarlıyoruz. Eller serbest. İşte yakınlaşırken kilidi açma, bilmem ne, uzaklaşırken kapatma, hepsi açık. Sessiz mod var, sessiz sinyal karşılama var. Arka kameramız da var, onu da göstermiş olayım. Yani kamera fena değil. Çözünürlük üst düzey değil ama iş görüyor mu? Görüyor. Onu söyleyebilirim. Bunlar da bir paket. Hani yeri gelmişken o paketlerden de biraz bahsedeyim ben sizlere. Şuradan bakalım neler varmış. Yani buradan işte ışık rengini vesairesini ayarlayabiliyorsunuz. 3 farklı paketimiz var. Essential, Expedition, Extreme. Her bir pakette de farklı opsiyonlar var arkadaşlar. Bu opsiyonları da şimdi ekranda göstereceğim ben size. O istediğiniz opsiyonları da, yani araçta standart Essential'da gelen bazı şeyler var. Bunlara bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Expedition'da gelen bazı özellikler var. Bunlara bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Extreme modelinde gelen bazı özellikler var. Bunları ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde aracın hani burada gördüğünüz her şey tabii standart olarak yok. Onu söyleyeyim. Genelde bize en dolu modeli veriliyor. Ama mesela dolu modelde şurada bir aynamız var ya. Kör nokta uyarı sistemi var. Mesela bir pakette vardı. Bu aracımızda yok. Araç oldukça sessiz bu arada. Yalıtımı çok iyi. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Orada da size göstereceğim. Yalıtımı çok iyi. Çok hoşuma gitti. Hafif bir motor sesi geliyor böyle. Vurur vurur vurur. Özellikle böyle yüksek devirle çıktığında turbonun sesini duyuyorsunuz. Benim hoşuma gitti bu. Hani mırlama gibi böyle bir hani rally aracı falan gibi de değil. Onu da beklemeyin ama hani böyle bir sizi bir gaza getiriyor. Öyle söyleyeyim. Hatta mikrofonu çıkartıp biraz da dinleteyim size. Ses geliyor. Güzel bir sesi var. Şimdi araçla ilgili bazı detaylardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 7 koltuğumuzun olduğunu söyleyeyim. Zaten standart olarak bütün Jogger modelleri 7 koltukta geliyor. Yani 7 koltuğu almama gibi bir opsiyonunuz yok. 23.1 litrelik saklama alanımız var. Köpek balığı bir antenimiz var. O da güzel şekil bir şey. Y şeklinde far imzamız var. LED kısa farlarımız var. 200 mm yerden yüksekliğimiz var. Tek bir tane motor seçeneği var. 1.0 yani 999 cc'lik 3 silindirli bir motorumuz var. Bunun ise hem benzinli hem de LPG'li. Yani fabrika çıkışı LPG'li versiyonu da var. Benzinli motorumuzda 110 beygir var. 200 Nm tork var. Ve 5.8 litre ortalama yakıt tüketimi var. LPG'li sürümde ise arkadaşlar 100 beygir üretiyor. 1.0 TC eco motor. 170 Nm torku var ve 7.8 litre ortalama yakıt tüketimi. Bu motoru hatırlayanlar vardır. Bu motor aynı zamanda Renault'da da kullanılıyor. Clio modellerinde de var arkadaşlar. Renault aynı motoru almış. Kardeş markası olan Dacia'ya da entegre etmiş. Evet, çok konuştuk. Biraz da yola çıkalım. Yolda anlatalım. Bakalım aracımızda motor ve yakıt tüketimi anlamında bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, yola çıkıyorum ve Dacia Jogger'la yaşadığım deneyimi aktarmaya başladım sizlere. Aracımızın 1.0 motor olduğunu söyledik. Bu arada bu araçta 6 ileri vites var olduğunu söyledik. Vitesler gayet güzel bir şekilde geçiyor. Birazcık kemikli. Hani daha önce Renault Dacia kullananlar varsa bu ne demek istediğimi anlayacaktır. Ama geçişlerde bir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde geçiyor. Debriyaj falan da gayet yumuşak. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında yakıt tüketimini ben 6,5 litre bulmuştum. Fabrika verisi 5-8. Tabii ki onları bulmanız mümkünatı yok. Hele İstanbul trafiğinde mümkün değil. Ama siz daha böyle trafiğin olmadığı, daha sakin bir yerde yaşarsanız
muhtemelen o rakamlara yakın rakamlar bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de araç yeni tabii ki. Ama bence 6,5 litre İstanbul trafiği için gayet normal ve makul bir değer. 3 silindirli motorumuz biraz böyle mırmırlı çalışıyor. Ben ona mırmır diyorum. Hani bir ses geliyor alttan, bir tok, bir hır sesi geliyor. Tabii ki öyle bir yarış otomobilleri falan gibi bir şey değil ama hani rally aracı gibi değil ama böyle bir sizi gaza getiriyor. Bu otomobilin otomatik vitesli sürümü de gelecek. Önümüzdeki aylarda gelecek. O da hibrit olacak. Onu zaten söylemişlerdi bize de lansmanda. 6 vites olduğu için arkadaşlar şöyle bir durum var. Sürekli vites değiştirmeniz gerekiyor. Ne yazık ki böyle bir bence negatif taraf demeyeyim ama böyle bir durum var. Onu da altını çizmiş olayım. Ama konfor anlamında bir sıkıntısı yok. Yani vites geçişleri falan gayet rahat. Özellikle böyle 100-110'dan sonra 6. vitesi istiyor. Ve ben de hani 6. vitesi bastım, gayet de güzel gittik. Özellikle böyle teme falan çıktığım zamanlar da oldu. Herhangi bir şekilde zorlanmadan 110, 120, 130'a kadar çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Tabii ki bu bir aile otomobili. Hani 7 koltuklu biliyorsunuz. 7 koltuk benim hoşuma gitti. Özellikle kalabalık aileler. Hani hafta sonu pikniğe gideyim ama tek araba gidelim dediğiniz zaman mesela 2 aileyi falan rahat bir şekilde sığdırabiliyorsunuz bu aracın içine. Bir arkada, yani benim tam arkamda 3 sıra, onun arkasındaki 2 sıra, toplam 5 kişi, 2 kişi de burada o zaman 7 kişi olmuş oluyor. Gayet güzel bir şekilde yolculuklar yapabiliyorsunuz. Peki bu otomobil kimler için uygun? Şimdi aklınıza hemen şu geliyor olabilir. Doblo vardı biliyorsunuz, ticari olarak kullanılan. Bu araç ticari değil bu arada. Ama ticarette de kullanabileceğiniz bir araç haline geliyor. Onu da söylemiş olayım. Yani 7 koltuklu, koltukları çıkartabiliyorsunuz. O en arkadaki 2 sırayı çıkartabiliyorsunuz. Onu çıkarttığınız zaman oldukça iyi bir saklama alanı ve bir şey taşımak için kullanabileceğiniz bir alan haline geliyor. Hatta arkadaki 3 sıra koltuğu da çıkartırsanız bayağı büyük bir alan elde etmiş oluyorsunuz. Hani ticari olarak da kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Tabii ülkemizde bu station wagon dediğimiz, işte bu hem station wagon hem MPV dediğimiz türden, hem de SUV'u birazcık andıran bir otomobil. Ülkemizde bu tarz araçlar pek tutmadı bugüne kadar. Station wagon özellikle hiç tutan bir tür değil. Ama ben bu Jogger'dan ümitliyim. Çünkü sunduğu şeyler güzel. Fiyat tarafına gelecek olursak yine de Doblo ve benzeri otomobillerle yarışabilir mi? Ya da onlardan daha iyi şeyler verebilir mi? Orası biraz tartışmalı. Yani Doblo ve türevlerinin arkadaşlar, ki bunlar arasında sadece Doblo değil, Fiorino da var, Renault Express falan gibi birçok farklı bir sürü model de var. Peugeot'un da var, Rifter'ı var, işte efendim farklı markaların da benzer ticari araçları var. En azından saklama kapasitesi anlamında filan ben pek yarışabileceğini sanmıyorum. Yani depolama anlamında veya bir yük taşıma anlamında. Ama tabii onların da bazı negatif tarafları var. Daha düşük hızlarda kullanmak zorundasın. Onların hız limitleri biraz daha düşük. Her sene muayene yaptırmak zorundasınız. Bu ve benzeri sıkıntıların olduğunu da söylemek isterim. En azından ticari araçlarda. Bu otomobil ticari değil. Bunu hususi olarak kullanıyorsunuz. Normal standart bir araba formatında. Yerden yüksek dedik 200 mm ama tabii bu hani alın dağın bayra çıkın değil ama böyle pikniğe gittiğiniz küçük bir tepe var, çıkıyor yani. Yani herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama tabii ki bu araç SUV değil yani. Yani öyle bir iddiası da yok zaten. Benziyor ama değil. Onu da söylemiş olayım. Gelelim fiyat tarafına. Fiyatlarda 609 bin liradan başlıyor. 685 bin TL'ye kadar çıkan fiyat seçeneklerimiz mevcut. Alacağınız donanıma göre, seçtiğiniz donanıma göre, ekstra pakete vesaireye göre fiyatlar değişiyor. Muhtemelen benim öngörüm, hani her şeyi alayım, ekstrem paketi alayım, en üst paketi alayım, üzerine de birçok opsiyon koyayım ki onları da gösteririm şimdi ekranda sizlere. O zaman fiyat 710-720 bin liraya kadar çıkabilir. Her şeyi alırsınız tabii. Her şeyi almaya gerek var mı? Bence gerek yok. Ama mesela ben koltuk ısıtma var bu modelde. Beğendim. Kör nokta uyarı sistemi var. Bunda yok ama opsiyonlar arasında gördüm. O da alınabilir mesela. Benim sevdiğim bir teknoloji. Park asistanı var bunda. Bence çok gerekli değil yani. Park asistanı, ya bilemedim yani. Olmasa da olur benim şahsi fikrim. Ama tercih sizin tabii ki. Fiyatlara yorum yapmıyorum. Artık otomobil fiyatları işte ÖTV'den, şundan bundan, vergilerden dolayı almış başını gitmiş uçuk rakamlar. Onlara bir şey söylemek istemiyorum. Bu fiyata bu alınır mı? Bunu alacağıma şunu alırım. Elbette tabii ki yani onu alacağınıza bunu alabilirsiniz. Farklı alternatiflerde değerlendirebilirsiniz. Ama ben genel olarak baktığımda fiyatın hani özelliklerine göre iyi olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'deki otomobil fiyatları pahalı. O ayrı bir konu. Onun her zaman altını çiziyorum. ÖTV'den, vergiden, kurlardan dolayı fiyatlar çok yüksek. Ama muadillerine göre baktığımızda, yani 7 koltuklu bir otomobil almaya kalktığınızda fazla seçeneğiniz yok. Genelde SUV'larda oluyor. İşte Nissan Qashqai'de falan oluyor bildiğim kadarıyla veya X-Trail'de. Onların da fiyatı bu araçta mukayese edilecek bir noktada değil. Yani ne bekliyorsunuz, ne alıyorsunuz tarafında. Yani fiyat performans tarafında Dacia Jogger çok iyi bir seçenek olmuş. Onu söyleyeyim. Ama tabii ki hani mucize de beklememekte fayda var. Mesela eleştireceğim tarafı, davlumbaz içlerinde yalıtım yok. Klasik olarak bir Dacia klasiği bu. Diğer Dacia modellerinde de yoktu arkadaşlar. O yüzden böyle hafif mıcırlı bir alana girdiğiniz zaman takır 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 sesleri duyuyorsunuz. Mesela şu anda testte duymadınız çünkü asfaltta kullandım ama azıcık mıcıra girseniz, azıcık böyle taşlı bir yola girerseniz o takır takır sesleri duyuyorsunuz. Keşke olmasa. Yani bunun dışında malzeme kalitesi falan iyi ama buraları falan
Tabii ki plastik yani. Hani şu kısım kumaş ama alt kısımlar yine sert plastik. Şuraları da, yanları da, her tarafı sert plastik. Bu segmentte veya Dacia kategorisi, Dacia olarak baktığımızda genelde bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir incelemenin daha sonuna geldim. Bu otomobil incelemeleri çok seviyorum. Otomobil incelemek. Çünkü biliyorsunuz teknoloji artık otomobillerle hayatımıza da girmeye başladı ve o alanda bir ciddi bir kesişim oldu. O yüzden bu tarz incelemelerin devamı gelecek. Dacia Jogger ile ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka kalmıştır. Her şeyi anlatmamış olabilirim. Onları da yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum. Bilgim dahilinde hepsini de cevaplamaya ve fikir vermeye çalışıyorum. Siz de katkıda bulunursanız benim bilmediğim noktalarda çok sevinirim, çok mutlu olurum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsunuz, seviyorsunuz, takip ediyorsunuz. O zaman bir de abone olun ya. Hani bakıyorum izleyenlerin çoğu abone değil. Abone olursanız çok sevinirim. Olanlara sözüm yok. Olmayanlar da olursa çok müteşekkir olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla beni sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.